Merhabalar, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Börek ve de kabak tariflerimizle devam ediyoruz. Size söylemiştim, Almanya'da kabak sezonu ve bunu tabii ki börekle birleştirmek istedim. Türk mutfağında bal kabaklı böreği bilmeyen yoktur zannederim. Ama bunu Almanlar bilmiyorlar. Bu tarifi özellikle Alman üyelerim için hazırlamıştım ve size de göstermeden geçemiyorum ve geçiyoruz şimdi hemen malzemelerimize. Öncelikle tabii ki bal kabağına ihtiyacımız var. Herhangi bir bal kabağını kullanabilirsiniz. Ben burada bunu kullandım. Hem soyması kolay oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Bal kabağını kesip içerisindeki çekirdeklerini çıkarttım. Kabuklarını soydum ve rendeledim gördüğünüz gibi. Burada size yine ölçü vermiyorum. Ne kadar börek yapmak istiyorsanız tabii ki o kadar da bal kabağı kullanıyorsunuz. Ben tabii önceden bunları hazırladım sizin için. Ayrıca bize ceviz lazım. Cevizlerimi iri iri çektim. Bir torbanın içerisine koyup ezebilirsiniz de. Şeker, sıvı yağ ve bir tane de yumurtaya ihtiyacımız var. Ve hazır yufkaya ihtiyacımız var. Eğer orijinal bal kabak böreği yapmak istiyorsanız tabii ki hamurunu evde kendiniz hazırlıyorsunuz. Aynı kol böreği gibi yapıp hazırlıyorsunuz. Ama ben bugün hazır yufkayla yapmak istiyorum böreğimi ve hazır yufkayla da çok çok güzel oldu. Öncelikle yufkalarımı açıyorum. Öncelikle yufkalarımızın üzerine sıvı yağ serpiyoruz ve sonra bir kenarına bal kabağını uzunlamasına yerleştiriyorum. Ve bal kabaklarının üzerine de bolca ceviz ve de şeker serpiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Aynur abla neden hepsini karıştırmıyorsun da tek tek döküyorsun? Çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Eğer kabakla şekeri karıştırırsanız kabak sulanır ve böreğiniz de güzel olmaz. Şimdi biraz üzerine arzu ettiğiniz kadar şeker serpiştiriyorsunuz. Bu biraz tatlımsı ve güzel sulu bir börek oluyor. Ama deneyin diyorum. İnanın süper lezzetli oluyor. Şimdi yufkalarımızı dolayaraktan ortasına kadar getiriyoruz ve diğer taraftan aynı işlemi yapıp ortada birleştiriyoruz. Şimdi yufkamızı ortadan kesip her birini kendi etrafında doluyoruz. Böreklerimizin üzerine yumurta sürüp 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Böreklerimizi fırından çıkardım. Mis gibi kokuyor. Şimdi tabii ki börekleri kesip tadına bakıp size de göstermek istiyorum. İnanın o kadar lezzetli oldu ki mutlaka deneyin. Hem tatlımsı hem böyle kuru değil, süper lezzetli oldu. Anlatamayacağım tadını artık. Deneyin diyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Sizin de bildiğiniz değişik kabak tarifleri veyahut da bal kabaklı börek tarifleriniz varsa veyahut da öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz tarifleriniz varsa bana özelden mesaj atarsanız bunları mutlaka değerlendiriyorum. Size şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuzdur sanırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.